Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber simple past tense konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar, simple past tense İngilizce'de, Türkçe'de olduğu gibi geçmişte olmuş ve bitmiş eylemleri anlatırken kullandığımız zaman ifadesidir. Simple past tense arkadaşlar, her şey tamamıyla geçmiş zamanda olmuştur ve bitmiştir. Şu an ile hiçbir alakası yoktur. Simple past tense geçmiş zamandaki eylemleri ifade etmek için bu zaman kalıbını kullanıyoruz. Hemen örneklerimize geçtiğimizde, we watch a horror film at the cinema dediğimde, biz sinemada bir korku filmi izledik. Bakın, dili geçmiş zaman, Türkçedekinin aynısı. Biz sinemada korku filmi izledik dediğimizde, bakın watch fiili nedir? Simple past tense kalıbındadır. It rained a lot last night dediğimde, dün gece çok yağmur yağdı. Bakın arkadaşlar, dün gece ifadesi nedir? Geçmiş zamanda olduğu için, artık geçmişte kaldığı için biz ne yaptık? Rain fiilinin ikinci halini kullandık. Biz simple past tense arkadaşlar, fiillerin ikinci hallerini kullanıyoruz. Fiillerimizin üç hali vardır. Yalın hali, ikinci hali ve past participle, yani üçüncü halleri vardır. Biz simple past tense'te ikinci hallerini kullanacağız. Tuna studied maths at university dediğimde, Tuna üniversitede matematik okudu. Bakın, Tuna'nın üniversitede matematik okuması, geçmiş zamana bir ipucu olarak kullandığımızda, Tuna'nın üniversite okuması geçmiş zamana bir, arkadaşlar bizi ne yapıyor? Bir refer ediyor, yani yönlendiriyor. Onun geçmiş zamanda olduğunu biz anlıyoruz. Dolayısıyla bak ne yaptık biz? Study fiilinin ikinci halini kullandık. I had an important exam yesterday. Dün çok önemli bir sınavım vardı dediğimde veya olduk dediğimiz için arkadaşlar, ve burada yesterday ifadesi dün anlamına geldiği için ve dün geçmişte kaldığı için, geçmiş zaman ifadesi olduğu için biz have fiilinin ne yaptık? Bakın, ikinci hallerini kullandık. Sarah ate some pizza this morning dediğimde, Sarah bu sabah biraz pizza yedi. Bakın, bu sabah yedi dediği için demek ki öğlen vakti olmuş, ikindi olmuş. Sabahtan bahsettiği için yine geçmiş zaman ifadesi olduğunu anlıyoruz. Ve buradaki fiilimiz ate fiili, eat fiilin ikinci halidir. I was in London last week dediğimde, ben geçen hafta Londra'daydım. Bakın, last week ifadesi olduğu için be fiili, yani emizarın bir derece geçmişi was fiilini kullandık. Yesterday at 3 o'clock in the afternoon dediğimizde, bakın arkadaşlar, burada yesterday ifadesini gördüğüm için bu eylemin gerçekleştiği zaman diliminin ben geçmiş zaman olduğunu anlıyorum. O zaman buradaki B ve D şıkları arkadaşlar ne yapar? Elenir. Aydan sonra were gelmeyeceği için, aydan sonra was geleceği için cevabımız Ceyhan'dır. Simple past tense arkadaşlar, biz cümle kuracağımız zaman, ama bakın, olumlu cümle kuracağımız zaman, olumlu cümle kurabilmek için simple past tense'te biz fiillerin sonuna ed veya d takısı ekliyoruz. Ve arkadaşlar, eğer fiilimiz düzenli ise biz bunların sonuna d ve ed ekliyoruz. Eğer fiillerimiz düzensiz ise arkadaşlar, ikinci hallerini kullanıyoruz ve sizler arkadaşlar fiillerin düzensiz hallerini öğrenmek durumundasınız. Hemen örneğimize geçtiğimizde, they went to the cinema last night dediğimde arkadaşlar, bakın, last night ifadesini gördüğüm için bu cümle nedir? Simple past tense'tir. Past tense arkadaşlar. Şimdi past tense neydi? Fiilimizin ikinci hali, yani geçmiş zamandı. O zaman go fiilinin ikinci hali nedir? Went'tir. Go fiili arkadaşlar, birinci hali go, ikinci hali went'tir. Çünkü bu go fiili arkadaşlar düzensiz bir fiildir. I walked to school this morning dediğimde, bu sabah okula yürüdüm. Yürüdüm.
Ve buradaki walk fiilimiz arkadaşlar düzenli bir fiil olduğu için sonuna ne aldı bakın? Ed takısı aldı. Kuralımız neydi arkadaşlar? Düzenli fiillerin sonuna ed takısı gelir. I walked to school this morning. Bu sabah okula yürüdüm. Evet arkadaşlar burada bazı düzensiz fiillerin ikinci elleri bize verilmiş. Arkadaşlar biz bunları ne yapıyoruz? Mutlaka mutlaka öğreniyoruz. Bunlar simple past tense'in olmazsa olmazlarıdır. Bakın her fiili düzensiz bir fiil olduğu için bakın adı üstünde listemiz düzensiz olduğu için have had olmuş, eat ate olmuş, sleep slept olmuş, fly flew olmuş, go went gibi birçok fiil var. Bunlara mutlaka ama mutlaka öğreniyoruz arkadaşlar. Hemen bir örnek karşımıza çıkıyor. Örneğimize baktığımızda bakın arkadaşlar to hemen bu tür cümlelerde biz hemen arkadaşlar cümlenin sonundaki zaman ifadesine bakıyoruz. 2 hours ago. Eğer cümlemizin içerisinde veya sonun içerisinde ago kelimesini görüyorsak, ago'nun cümleye kattığı anlam önceydi. Dolayısıyla arkadaşlar eğer cümlemizde ago ifadesi varsa bu cümlemiz nedir? Simple past tense'dir. Yani geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda da biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Fiillerimizin ikinci halini kullanıyoruz. Bakıyorum arkadaşlar. Buraya gelecek olan cümlemiz ne, fiilimiz ne? İkinci halde olmalı. Bakıyorum şimdi. Fiilim go. O zaman arkadaşlar go fiilinin ikinci hali neydi? Went'ti arkadaşlar. Dolayısıyla bakın biz fiilin ikinci hali bildiğimizde direkt cevabımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Go birinci hali. Goes arkadaşlar es takısı almış bakın. Bu simple present tense'tir. Going dediği için de continuous tense'tir. Cevabımız direkt bakın kendisi ortaya çıktı. Cevap Ceyhan'dır. Evet değerli arkadaşlar, hazırlık bir kısmında bakın bize örnekler verilmiş ve biz bu cümleleri simple past tense formunda boşluklara dolduracağız. Bakın arkadaşlar, when ifadesi doğunda dinde olduğu için ve bizden simple past tense'te doldurmasını istediğimiz için arkadaşlar biz fiillerimizin her zaman ne yapıyoruz? Bu fiillerimizin parantez içerisindeki fiillerin her zaman için ikinci hallerini ne yapıyoruz? Cümlemizin içerisine yazıyoruz. See fiili arkadaşlar neydi? Görmek. See fiili düzensiz bir fiil olduğu için see ikinci hali arkadaşlar nedir? Saw'dur arkadaşlar. When I saw the accident, I run fiili arkadaşlar yine düzensiz bir fiil olduğu için ikinci hali nedir? Run'dır. Ran diye okunuyor arkadaşlar. I ran to help. Yardıma koştum. Kazayı gördüğüm zaman yardıma koştum anlamında bir cümle oldu. Hemen diğer ikinci örneğimize bakıyoruz. Parantez içerisinde verilen fiillerimize bakıyoruz arkadaşlar. Cümlemizin drink fiili düzensiz bir fiil olduğu için ne yapıyoruz? Drunk diyoruz arkadaşlar. İkinci hali içti. She drank a cup of coffee and o bir fincan kahve içti ve bakın eat fiili düzensiz olduğu için ikinci hali nedir? Ate'dir. She drank a cup of coffee and ate some biscuits dediğimde o biraz kahve, bir fincan kahve içti ve biraz bisküvi yedi. Hemen üçüncü örneğimize bakıyoruz. Arkadaşlar burada bakın be fiili var. Ve cümlemizin sonunda bakın last ifadesi, last summer, geçen yaz ifadesi olduğu için bu cümle nedir? Past simple'dır. Past simple'da biz bize verilen fiillerin ikinci hallerini kullanırız. Be fiili, ikinci hali was ve were'dür. Öznemize göre, öznemiz tekil olduğu için arkadaşlar, tekil olduğu için ne gelecektir? Was ifadesi gelecektir. Arkadaşlar, was ve were'den sonra genellikle sıfatlar gelir arkadaşlar. Yani was veya were'ın olduğu cümle nedir? Bir isim cümlesidir. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen dördüncü ifadeye geçtiğimizde bakın. Last month dediğimde geçen ay. Geçen ay
geçmiş zaman yani şimdi past tense bir ifadesidir. Dolayısıyla bana verilen go fiilinin ikinci hali nedir? Went'tir. We went to Italy last month. Geçen ay İtalya'ya gittik. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Beşinci cümlemize geldiğimizde This pizza myself. Bu pizzayı kendim yaptım demek için make'in ikinci hali neydi? Made'di arkadaşlar. Bunlar çok karşımıza çıkar. Bunlara dikkat ediyoruz. My father a new car 2 days ago. Bakın ego olduğu için biz ne yaptık egoyu? Geçmiş zaman olduğunu bu cümlenin anlıyoruz. Dolayısıyla bana verilen fiilin simple past tense olduğu için de biz ikinci halini kullanacağız. Dolayısıyla by fiilini arkadaşlar ikinci hali bought olduğu için arkadaşlar cevap My father bought a new car 2 days ago dediği için burada fiilimizin ikinci halini kullandık. Hemen yedinci örneğimize geçiyoruz. Bakın win fiili var. Win fiili düzensiz bir fiil olduğu için ikinci hali arkadaşlar mutlaka bilmemiz gerekiyor. Win fiilinin ikinci hali won'dur. They won the match and then celebrated it. Onlar maç kazandılar ve daha sonra onu kutladılar. He too fast and had an accident. Bakın arkadaşlar. And bağlacından sonra had fiili gelmiş. Had neydi arkadaşlar? Had fiilinin ikinci hali olduğu için burada ne kullanmış arkadaşlar? Simple past tense. Burada yani fiilin ikinci hali. Arkadaşlar eğer and'den sonrası ikinci halde ise öncesi de ikinci halde olmalı. Bu da bizim için bir ipucu. Dolayısıyla drive fiilinin ikinci hali arkadaşlar drove. Sürdü. He drove too fast. Çok hızlı sürdü. And had an accident. Kaza yaptı. Evet arkadaşlar. Şimdi simple past tense'te biz soru sormak için yardımcı fiil olarak bakın did ifadesini kullanıyoruz. Arkadaşlar simple past tense'te biz soru soracağımız zaman cümlenin başına did ekliyoruz. Did arkadaşlar simple past tense'te nedir? Yardımcı fiildir. Birazdan arkadaşlar bir noktaya değineceğim. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Did aynı zamanda do ve did. Yani do'nun ikinci hali did'tir. Buradaki did ile bu did arkadaşlar aynı did değil. Buna dikkat ediyoruz. Sorunun başında gelen did yardımcı fiildir ve yapmak olan did ile hiçbir alakası yoktur. Soru sorarken arkadaşlar ne yaptık ne demiştik? İlk başta cümlenin başına did getiriyoruz. Did'den hemen sonra arkadaşlar biz bir özne kullanıyoruz. Özneden hemen sonra arkadaşlar fiilimiz geliyor. Bakın burada şuna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde biz fiillerimizin yalın hallerini kullanıyoruz. Yani fiilin birinci halini kullanıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok ama çok önemli bir detay. Buna dikkat ediyorsunuz. Hemen örneklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Did you clean your house yesterday dediğimde dün evini temizledin mi? Bakın arkadaşlar did burada cümlenin başında kullanıldığı için bu arkadaşlar simple past tense'tir. Dolayısıyla yes I did. Yes I cleaned my house yesterday. Bu kısa cevap arkadaşlar. Bu da uzun cevap. Buna dikkat ediyoruz. Burada yes I did olumlu cevap vermiş. Olumsuz cevap verecek olursam arkadaşlar no I didn't diyerek olumsuz kısa cevap vermiş oluyorum. Evet hemen arkadaşlar devam edelim. Did they pass the class? Onlar sınıfı geçtiler mi? Dediğimizde bakın yine simple past tense'te soru sorarken ne yaptık? Did'i cümlenin başına getirdik ve bakın fiilimizin birinci halini kullandık. No, they didn't. Hayır, onlar sınıfı geçmediler. No, they didn't pass the class. Onlar sınıfı geçmediler. Bakın burası kısa cevap, burası uzun cevap. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Did she meet her friends last night dediğimde onlar o dün gece arkadaşlarıyla buluştu mu?
Bakın dün gece ifadesi olduğu için nedir bu cümlemiz? Simple past tense'dir. Simple past tense'de soru sorarken ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Cümlemizin başına did getiriyoruz. Did'den hemen sonra özlemimiz geliyor ve özlemden hemen sonra fiil geliyor. Bakın dikkat etseniz fiilimiz meet'tir ve meet birinci halde kullanılmış. Çünkü kuralımız böyle. Yes cevap verecek olduğumuzda yes she did diyoruz. Evet o buluştu. Bakın bu kısa cevap. Olumsuz cevap verecek olursam no she didn't diyorum. No she didn't. Evet. Uzun cevap verecek olursam yes she met her friends last night dediğimde evet o dün gece arkadaşlarıyla buluştu. Bakın bu da uzun cevap oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuzda bu sefer arkadaşlar bakın dikkat etseniz sorumuzun başında were var. Were you at home 2 hours ago dediğimde arkadaşlar bakın ago simple past tense'dir yani geçmiş zaman olduğunu bize bildirir. Bakın arkadaşlar burada dikkat etseniz were you bakın burada aslında bir fiil olması gerekiyordu. Doğru mu arkadaşlar? Bakın şurada bir fiil olması gerekiyordu. Bakın burada fiil olmadığı için yani bu cümle bir isim cümlesi olduğu için biz simple past tense'de soru sorarken cümlemizin başına sorunun başına you were veya was getiriyoruz. Burada you olduğu için arkadaşlar were geldi. Çünkü you'dan sonra veya öncesine were geliyordu. Were you at home 2 hours ago? 2 saat önce evde miydin? No, I wasn't. Hayır, evde değildim. No, I wasn't at home 2 hours ago. Hayır, 2 saat önce evde değildim. Bakın burada kısa cevap, burada uzun cevap verdik arkadaşlar. Olumlu cevap verecek olsaydım, yes, I was diyecektim arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat ediyoruz. Yes, I was at home 2 hours ago. 2 saat önce evde değildim. 2 saat önce evdeydim. Olumlu cevap vermiş olduk. Aşağıdaki cümleleri soruya çeviriniz diyor arkadaşlar. Bakın burada biz şuna dikkat ediyoruz. Cevaplarımız her zaman için bizim için çok büyük bir ipucu. Yes, I was abroad last month dediği için bakın burada was demiş. Cevabımızda was kullanmış. Dolayısıyla biz de o zaman soruda was veya were kullanacağız. Cevapta I dediği için soruda you olmalı. Was dediği için sorumuzda arkadaşlar were ile başlamalı. Çünkü was, I was olmuş. Eğer biz was, I arkadaşlar cevapta I diyorsa mutlaka soruda you'dur arkadaşlar. Sonra you ile was kullanımı için were kullanacağı için were you abroad last month dediğimde sen geçen ay yurt dışında mıydın? Yes, I was abroad last month ifadesi cevabını bize veriyor. O zaman cevabımız sorumuz were you olacak arkadaşlar. Bakın hemen ikincisinde bakın didn't var. O zaman demek ki burada was veya were kullanmayacağız. No, I didn't see them yesterday. Soru cümlesi olacağı için arkadaşlar bunlar. Bunlar soru cümlesi olacağı için hemen soru soracağım için simple past tense'de biz soru sorarken ne yapıyoruz? Did başa getiriyoruz. Hemen did'i yazdık. Sonra arkadaşlar bakın burada I dediği için soruda nedir? Bu you'dur. Çünkü soruda bana you diye soruyorsa cevapta I'dır arkadaşlar. Sonra fiilim neydi? See. Did you see them yesterday? Dün onları gördün mü? No, I didn't see them yesterday ifadesi arkadaşlar. Burada doğru cevap. Evet arkadaşlar şimdi ise isim cümlelerinde geçmiş zaman kalıbı yani isim cümlelerinden kastımız neydi? Fiil olmayan. Arkadaşlar içerisinde fiil olmayan demekti. Was ve were oluyor arkadaşlar. Bakın isim cümlelerinde biz neyi kullanıyorduk? Be fiilini yani emizarı kullanıyorduk ve emizarın simple past tense hali arkadaşlar was were'dir. Şimdi arkadaşlar eğer özlemimiz I, he, she, it ise ve ondan hemen sonra was kullanılır. Eğer özlemimiz you, we ve they ise were kalıbını ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen
Bir örneğimize bakalım. I was in a meeting 2 hours ago dediğimde, 2 saat önce bir toplantıdaydım. Bakın, ago ifadesi varsa ne demiştik? Bu cümlemiz simple past tense demiştik. Ve bakıyorum arkadaşlar, cümlemde herhangi bir fiil yok. Yani main verb, temel fiil olmadığı için bu nedir arkadaşlar? Bir isim cümlesidir ve burada was olması bizim için bir ipucu. Bir saat önce toplantıdaydım dediği için isim cümlesidir. Where were you last night? Dün gece neredeydin? Bakın yine last night ifadesi var. Ve bu cümle soru cümlemizin içerisinde herhangi bir main verb olmadığı için burada biz were kullandık ve isim cümlesi oldu arkadaşlar. Geçen gece neredeydin? Aşağıdaki geçmiş zaman kalıbında kullanılan bazı zaman ifadeleri bize verilmiş arkadaşlar. Bakın, 2 hours ago. Az önce bahsetmiştik önceki derste. Ago neydi arkadaşlar? Önce. 2 hours ago dersem 2 saat önce. 3 years ago. Ago önceydi. 3 years dersem 3 yıl önce. Yesterday, dün. Ve arkadaşlar en çok karşımıza çıkan last ifadesiyle başlayan zaman ifadeleri. Last month, last week, last year, last night dediğimde arkadaşlar. Geçen gece, geçen yıl, geçen last week, geçen hafta, last month, geçen ay. Demek arkadaşlar last'ın anlamı neymiş? Geçen ay arkadaşlar. Ve when ile kullanılan when I was 10. Ben 10 yaşındayken. Arkadaşlar bu kalıptır. Bu çok karşımıza çıkar. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen hazırlık 3'teki diyalogları Türkçe karşılığıyla eşleştiriniz diyor. Evet, simple past tense'leriniz simple past tense konusunda arkadaşlar testlerimizden birkaç tane soru çözerek konumuzu pekiştirelim ve konumuzu bitirelim arkadaşlar. Bakın cümlemizin sonunda öncesinde last week ifadesi olduğu için arkadaşlar nedir bu cümle? Simple past tense'tir. Simple past tense'te biz fiilimizin hangi halini kullanıyoruz? Fiilimizin ikinci halini kullanıyoruz arkadaşlar. Simple past tense şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer fiil düzenli ise biz fiillerin sonuna ne yapıyorduk? Ed takısı getiriyorduk. Bakın live yaşamaktı. Live fiili düzenli bir fiil olduğu için ve sonu e ile bittiği için biz bu fiilin sonuna sadece d harfini getirdik. Live. Sonra arkadaşlar visit fiili düzenli bir fiil olduğu için biz visit fiilinin sonuna sadece ed takısı getirdik. Daha sonra arkadaşlar bakın try fiili ve play fiili. Biz burada arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Y ile biten fiillerde eğer Y'den önceki harf ünsüz bir harf ise yani sessiz bir harf ise Y düşer ve biz yerine IED takısını ekleriz ve fiilimizin ikinci halini elde ederiz. Play fiiline geldiğimizde play fiilimiz de Y ile bitmiş olmasına rağmen Y'den bir önceki A harfi ünlü bir harf olduğu için sesli bir harf olduğu için Y'ye dokunmuyoruz. Y olduğu gibi kalıyor. Sadece ED takısını ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar eğer fiilin sonu 2 S ile bitiyorsa daha sonra CH ve SH ile bitiyorsa biz bu fiillerin sonuna arkadaşlar ne getiririz? ED takısını getiririz. Hemen örnek verecek olursak bakın miss. Sonu 2 S ile bittiği için sonuna ED getirdim. Bakın kiss. Ne yaptı fiilimiz? Öpmek fiili. Sonu 2 S ile bittiği için biz sonuna ED takısını getirdik. Hemen CH'ye örnek verecek olursak arkadaşlar. Watch fiili. Herkesin bildiği bir fiil. İzlemek fiili. Watch. Sonu CH ile bittiği için biz bunun sonuna sadece ne ekliyoruz?
ed takısını ekliyoruz. Daha sonra bakın wash, yıkamak fiili sonu sh ile bittiği için biz bunun sonuna ed takısını getiriyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Bunlar arkadaşlar simple past tense'de düzenli fiillerin ikinci hallerini elde ederken kullanılan yapı arkadaşlar. Birincisi neydi? Sonu e ile bitiyorsa sadece d harfini ekliyorum. Sonu y ile bitip önceki harf sessiz ise i'e de ekliyordum. Sesli ise y kalıyordu. Sadece ed takısı ekliyorum. Sonu ss, ch ve sh ile bitiyorsa ed takısını ekliyordum arkadaşlar. Burada fiilimizin ikinci hali olacağı için bakın A şıkkına direkt baktığımızda fiilin sonunda ed takısı olduğu için bu fiil arkadaşlar nedir? Geçmiş zamanda yani ikinci halde simple past tense olmuştur. Doğru cevabımız Adana olur arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geldiğimizde ilk bakacağımız arkadaşlar, ilk yapacağımız şey cümlenin sonundaki ifadeye bakıyoruz. Bakın last year ifadesini buldum. Bu neydi? Simple past tense yani geçmiş zamanın bir ifadesi. En çok kullanılan ifade. Last year geçen yıl geçmiş zamanda olduğu için fiilimizin hangi hali olmalı? İkinci hali olmalı. Bakıyorum fiilim travel. Travel fiili düzenli fiil olduğu için sonuna ed alması gerekiyor ama birinci halde. Are traveling şimdiki zaman seyahat ediyor. Will travel seyahat edecek. Travel seyahat etti dediği için ve sonuna ed takısı aldığı için doğru cevabımız Denizli'dir. Üçüncü soruya geldiğimizde bakın arkadaşlar cümlemiz bakın soru işareti var. Bu cümlemiz nedir? Bakın arkadaşlar üçüncü soruya geldiğimizde buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın cümlemiz soru işareti olduğu için bu bir soru cümlesi. Ve yesterday ifadesi olduğu için geçmiş zamandır. Yani simple past tense. Simple past tense'de geçmiş zamanda soru sorarken biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Cümlemizin başına did ekliyoruz. Did'den sonra arkadaşlar gelen fiilimiz nasıldı? Fiilimizin birinci haliydi. Yani hiçbir ek almıyordu. O zaman cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu arkadaşlar. Bir tane daha soru bitiriyoruz ve bugünkü konumuz simple past tense'in sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bakın cümlemizin en sonuna baktığımızda yesterday morning dün sabah dediği için bu cümlemiz geçmiş zamanda olmalı. Yani geçmiş zamanda olan bir eylemi bize ifade ediyor. O zaman arkadaşlar bakın geçmiş zaman olduğu için hemen fiil ve take fiilleri. O zaman arkadaşlar bakın feel birinci halde gitti. Feels yine birinci halde. Biz arkadaşlar C ve D arasında kaldık. Buradaki take fiili yine birinci halde olduğu için, ikinci hali olmadığı için, bize ikinci hali gerektiği için bu da gitti. Direkt cevabımız bakın ne kaldı? Denizli. She felt bored, o sıkılmış hissetti ve took her dog out for a walk yesterday morning. Dün köpeğini yürüyüşe, dün sabah yürüyüşe çıkardı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım bir sonraki dersimizde tekrar görüşürüz.